Müge Anlı'nın kapısını bu kez de doğuma 2 gün kala eşi tarafından terk edilen bir kadın çaldı. Emine Karayılan gömü bulup zengin olma hayaliyle tüm birikimini komşusuna kaptırdı. Gizlediği gerçek eşi otomobil almak isteyince ortaya çıktı. İddiaların tarafları bugün stüdyoda karşı karşıya geldi. Metin Kaya, evet, bir tarihi eser buluyor. Evet. Siz de bunu Gaziantep'te yemek yedirerek onun elinden tarihi eserini alıp aranızda mı bölüşeceksiniz? Yani hayal bu mu? Tarihi eser vaatlerine inandı, neyi var neyi yoksa kaptırdı. 20 ha. trilyonmuş bu tarihi eser. Gerçekten sen buna inandın mı yani? Ben inandım buna, evet, ben inandım. Salak gibi inandım. Hem ihanet damgası yedi hem de 2 aylık bebeğiyle kapının önüne kondu. Bu kadın kendi yaptı, kendi etti. Şu an bütün suçlamayı benim üzerime atıyor. Evin inkar etme! Emine Karayılan zengin olma hayaliyle çıktığı yolda tüm birikimini kaybedince Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Bir define var dediler bana. Biz ortak olacağız. Birer milyon lira para düşecek 3 kişi dedi. Ben de zengin olacağız ümidiyle 200 bin lira değerinde altınlarımı verdim. Kocamdan da gizli yaptım bu işleri. Fakat iş döndü dolaştı. Kocam araba almak isteyip altınları benden isteyince ortaya çıktı. Kocasının öğrendiği gerçekler Emine Karayılan'ın evliliğinin sonunu getirdi. 2 ay önce doğuma 3 gün kala kocası onu terk etti. Ben bu kadını boşadım, boşadım, boşadım. İddiaya göre onu tuzağa çeken kişiler komşusu Ayşe Demir ve akrabasıydı. Şöyle diyorlar, bir gömü bulduk. Gömüyü de cinler koruyormuş. Bunların bunlara belirli bir miktar bizim altın vermemiz lazım ki onlar da bize o gömüdeki altınları verecekler. Biz de gidelim o gömüyü kazalım, oradaki altınları alalım. Aslında hikaye bu. Ya yalan, dolan. Suçlamaların odağındaki Adem Demir ise hakkında söylenenleri kabul etmedi. Hazır meselesi yok efendim. Adem beni aradı, dedi ki ne benim sizinle dedi bir 10 dakika konuşmam lazım dedi. Siz ev kadınısınız ya. Sizinle bu adam ne konuşmaya geliyor? Tamam. Ne konuşmaya geliyor? Evde ne konuşacak sizinle kardeşim? Kısır tarifi almaya mı geliyor? Ne konuşacak? Müge Hanım. Ancak yayına gelen telefonlar kafaları karıştırdı. Bizim stüdyomuzumuz var, para bulmamız lazım. Hepsi bir şeyler söylüyor Müge Hanım. Çünkü böyle bir şey yok. Bu kadın bu kişileri hepsini kendi ayarlamış. Mezar varmış. Orada bir onların içi boş çıkmıyormuş. Burada hazine varmış. Mezar.